Hayır, o Norveç'e gitmeden önceydi. Ya bir çocuk vardı hatırlıyor musun? Lübnanlı, Algeri. Ya senden sonra gelmişti hani. Aa, hatırladım. O İstanbul'a gelmeden önce beni aradı. Bana yardımcı olabilir misin diye. De bu 5 sene falan önceydi. Sonra ses soluğu çıkmadı. Dinle işte. Sonra bunlar Norveç'e gittiler. Tamam mı? Orada küçük bir restoranın işletmesini almışlar. Meslektaşlar demek ki. Ama o nasıl sarılmaydı öyle? Yok ya. New York'takinin aynısı. Bayağı pizza yapıyorlar işte. Neyse ben de bir partide tanıştım. Ortak bir arkadaşımız vardı. İşte bu bana söyledi bunlar Norveç'e gitti diye. Ve ben de sabah uyandım. Ve bayağı sabahın köründe aradım bunu. Gel dedi. Ben de her şeyi topladım gittim. Tam senin yapacağın işte. Sen sıkılmışsındır orada. Yani Hollanda'da yaşayamayan insansın. Norveç'te 1 sene kalmana imkan yok. Sana ne? Her şeyini nasıl da biliyor kızım? Zaten dayanamadım. Sabahtan beri cımbızla laf almaya çalıştık ağzından. Bu hatunu görünce dili çözüldü. Ay kusura bakma ya. Biz böyleyiz işte. Böyle bir araya gelince bütün dünyayı unutuyoruz. Aferin size. Ya böyle eski arkadaş, meslektaş olunca böyle oluyor demek ki. Yani biz meslektaş değiliz aslında. Yani bu arada da tanışmadık. Kusura bakma Rüzgar ben. Rüzgar. Hani şu Hindistan'dan arkadaşın. Vay. Namım yürümüş benim burada. Biraz öyle oldu. Sen hala ağzını söylemedin. Pelin. Vay. İyiymiş. Memnun oldum. Ben de. Hadi gidelim artık. Yani daha bayağı bir yolumuz var. Ay ben niye bunu erkek sandım ki? Ya insan kızına Rüzgar ismini niye verir ki? Bir hışımla mı doğdu, ne yaptı? Başıma gelene bakar mısın? Ya hayır, nasıl bir ilişki bu, yeminle anlamıyorum. Mehter takımı gibi. 2 ileri, 1 geri. Güzel kızmış. Evet, öyle. Senin de şansın hep Pelinlerden yana gidiyor. Ya takıntı mı yaptın nedir? Yıllar sonra bir geliyorum, seni bu sefer başka bir Pelin'le buluyorum. Yani. Bir dakika. İnanmıyorum. Evet o. Sinan sen ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. O geldi. Ne severlermiş konuşmayı ya. Durdular sohbet ediyorlar şimdi de. Hadi artık geç oldu. Daha ben giremedim şu adamın koluna şöyle. Hayır yani doyamadılar dokunmaya, sarılmaya. Hadi gidelim. Tamam. Yalnız şey yani ben başkasının kullandığı arabaya binemiyorum da. Tamam. Al sen kullan o zaman. Yani bir de şu anda böyle çok yorgunum da. Ama şöyle bir şey var yani çok güvendiğim biri kullandığı zaman rahatsız edebiliyorum. Bu arada öne ben otursam sorun olur mu?
Otur tabii. Sağ ol. Necmi Reis'e de ayıp oldu ya. Doğru düz konuşamadım. Ay onu da mı tanıyorsun? Beni buraya ilk getiren Rüzgar'dır. Aa, bu arada bir koy vardı ya hani. Pelin'i oraya götürdün mü? Yok ya. Sadece balık tuttuk. Neyse ya. Havalar ısınsın da gideriz birlikte. Ay bu arada Pelin o kadar güzel bir koydur ki. Yani görmen lazım. Böyle Akdeniz gibi. Aa bu arada Sinan yüzmeyi orada öğrendi biliyor musun? Yani var ya. Koyun bir dili olsa da konuşsa. Eski defterleri açmasak mı artık? Tamam. Tamam korkma hiçbir şey söylemeyeceğim. Korkma. Ne oldu ki o koyda? Hayır bir koyda ne olabilir? Yoksa gece falan kimseler yok yani bunlar ikisi böyle... Ay şimdi delireceğim. Yok canım yok arkadaşlar. Bak bu arada Melia Sultan'ın telefonlarını açmamışsın. Çok endişelenmiş. Rüzgar hiç o konuyu açma. Çok kızgınım ona. Melia Sultan mı? Onu da tanıyor. Hem de sultan falan diyerek. Ay o da herkese sultan bir bana zindancı. Ama var ya beni nasıl karşıladı görmen lazım canım benim ya. Merak etme canım. O zaten bir beni kötü karşılıyor. Özlemiş çok. Ben de onu çok özlemişim. Al yanına beraber Hindistan'a gidin. Oy böyle bir doyun birbirinize. E özlemiştir tabii. Kolay mı? Biliyorsun senin yerin onda başka. O kız Ceyda değil miydi? Bu Rüzgar nereden çıktı şimdi? Yani seni herkesten başka sever ne demek? Hayır tarzları da uygun değil ki. Koy normal ev hanımı karşısına ikimizi. Hangisi gelinin olsun de %90'ı beni seçer. Yani Melia Hanım bunu nasıl sever? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.